Etimizi aldık, balığımızı aldık, sütümüzü aldık, yoğurdumuzu aldık, patatesimizi aldık da aldık da aldık arkadaş. Baksanıza arkamda bir valiz yiyecek. Alıyorum alıyorum bitmiyor arkadaşlar. Alıyorum alıyorum bitmiyor. Selam arkadaşlar, Yunus Eser'in kanalına hoş geldiniz. Ben Yunus Eser, hepinize benden sevgiler. Umarım iyisinizdir. Ben bomba gibiyim. Yine yepyeni bir videoyla karşınızdayım. Bu seferki videomuzun konusu arkadaşlar, askeri ücretle çalışıp bir günlük kazancınızla marketten neler alabilirsiniz? Ortalama hani en düşük olarak 1500 euro maaş alıyorsunuz. 30'a böldüğünüz zaman 50 euroya geliyor günlüğünüz. Bakalım 50 euro ile marketten nasıl alışveriş yapabileceğiz? Daha doğrusu neler alabileceğiz? Bu arada videoma başlamadan önce kanalıma like atmayı, yorum yapmayı, abone olmayı ve o güzel mi güzel bildirim zillerinizi açmayı unutmayın ki bir sonraki videomdan da haberdar olabilirsiniz. Şimdi videomuza geçelim. Arkadaşlar çok sevdiğimiz Norma'ya geldik. Bakalım 50 euroya neler alabileceğiz. Hemen şuradan 2 tane bira alalım önce değil mi? 2 tane derken 12 tane. 6 6 12. Evet arkadaşlar 12 tane bira aldık. Hatta hesaplayarak gidelim. 50 eurodan eksi 7 euro dedik. Yolları kapatmasalar bir de çok iyi olacak. Arkadaşlar başka neler alabiliriz? Zeytinyağı alalım değil mi arkadaşlar? Şöyle bir tane görüyorsunuz zeytinyağı. Bu kaç paraymış? Eksi 4.29 sent. Şuradan iki tane Dardanel ton alayım arkadaşlar. Şöyle yağlı. 1.20, 1.20 daha 2.40. Eksi 2.40. Şuradan arkadaşlar profiterol alalım. Şöyle 450 gram. Şöyle koyalım şuraya. Bu da eksi 2.69. Hatta geçen şurada hoşuma gitti. Bir tane de jumbo karides salatası alalım. Eksi 2.49. Daha arkadaşlar 29 euro 13 centimiz var. Şimdi arkadaşlar şuradan yarım kilo kıyma alalım. Bu da eksi 3 euro 18 sent. Yarım kilo da kıymamızı aldık. Ondan sonra şuradan şöyle dörtlü sosis alalım. Yani 4-8 tane sosis alacağım şöyle. Bu da eksi 2.49 sent. Bu sosis bu arada hindi, inek, tavuk sosisi. Şuradan ömür yoğurt alalım arkadaşlar. Ömür. O da eksi 1.75. Şuradan şimdi şöyle bir dönelim reyonumuza. Ne alalım? Arkadaşlar şöyle 3 tane but. Totalinde 1 kilo 100 gram. Onun da fiyatı arkadaşlar eksi 2.99. Kıymamızı aldık. Butumuzu aldık. Arkadaşlar şöyle 3 tane pizza alalım. Margarita. Bunun da fiyatı arkadaşlar 1.99. Eksi 1.99. Evet. Şuradan peynir alalım arkadaşlar. Şöyle. Bu peyniri seviyorum. Şöyle 200 gram. Bu arada Yunan peyniri arkadaşlar. Çok lezzetli. Eksi 1.59. Alıyorum bitmiyor arkadaşlar. Alıyorum bitmiyor. Şöyle bir devam edelim. Şöyle bunları çok seviyorum arkadaşlar. Gerçekten çok lezzetli. Şöyle 1 kilo patates pomes dedikleri yani yağda kızartacağınız. O da 1 kilosu eksi 0.99 sent. Başka neler alabiliriz diye bakıyorum. Şuradan et alayım. Şöyle arkadaşlar 4 parçalık steak aldım. Steak inek tabii ki. Bu da eksi. Bu da gramı 320 gram arkadaşlar. Eksi 3.79 dedik. Şöyle arkadaşlar kaşar. Aa bakın geldikçe gördük şu aklıma geliyor. Şöyle arkadaşlar 450 gram bir kaşar aldım. Bu da eksi 2.49. Başka. Şu an arkadaşlar 5 euro 87 santim kaldı. Onunla ne alabilirim diye düşünüyorum. Şöyle 2 litre süt alayım. %3.5 oranında yağı var. Bu da 80 sent desek 2 litresi 1 euro 60 diyelim. 4.47 kaldı. 4 euro 47 sentimiz kaldı. Şöyle bir tane tereyağı alayım. Bu da 250 gram. Ne kadarmış? Eksi 2.22. Çerez alalım. Şimdi biramızı aldık. Yanında çerezsiz olmaz değil mi? Cips alalım. Bu arada 2 euro mu kaldı? 2 euroluk ne alabilirim ki ben ya? Dur bakayım cipslerde neler var. Şimdilik. Evet. Arkadaşlar 99'ar sen de 2 euro desek. 2 tane de cips aldık. Eksi 2 euro diyelim. Arkadaşlar 7 santim kaldı ve 50 euroya işte görüyorsunuz bir askeri ücretlinin günlük kazancıyla aya vurduğumuzdaki günlük kazancı denk gelen günlük kazancıyla 50 euroya dünyanın şeyini aldık. Hatta arabamı şimdi sizlere göstereceğim. Abi zeytinyağından tutun da birasına kadar etinden tavuğuna kadar görüyorsunuz. Ve 2 sent de param kaldı. Hadi çıkalım şimdi.
düşün. Danke. Ciao. Arkadaşlar şaşırtıcı bir şey oldu. Hesabı yanlış yapmışım galiba. Ben 50 euroyu tamına tuttu diye düşünüyordum. Fakat görünen şu ki 46 euro 14 cent. Vay be, ben 50 euro diye düşünmüştüm. 46 euro 14 cent tuttu. Dünyanın da şeyini aldım. Vallahi şaşırdım. Pardon arkadaşlar. Çıkalım şuradan. Şu biramı alayım. Şunu da şunun içine koyalım. Vallahi şaşırdım artık arkadaşlar, yani şaşırtıcı. Baksanıza arkamda bir valiz yiyecek 46 euro tuttu. Yani ben bunu 50 euro diye hesaplamıştım. Kasa fişimizi ne yaptık? Şöyle. Arkadaşlar zannedersem düşürdüm kasa fişini ama olsun, demin gösterdim sizlere. Yani dediğim gibi arabamıza da oturalım şöyle. Dediğim gibi 46 euroya, yani bir askeri ücretlinin günlük çalışıp da 1500 euro maaş alıp da bu maaşı 30'a böldüğümüz zaman günlük 50 euro düşüyor. Ve bu 50 euroya neler alabildiğimizi gördünüz. 50 euro diye hesaplamıştım fakat neyi nerede yanlış yaptım onu bilmiyorum ama 46 euro 14 cent çıktı. Şaşırtıcı bir rakam. Etimizi aldık, balığımızı aldık, sütümüzü aldık, yoğurdumuzu aldık, patatesimizi aldık da aldık da aldık arkadaş. Biramızı da aldık. 12 tane bira aldım ya. Düşünsenize 12 tane bira. Neyse, bir videomuzun daha sonuna geldik. Umarım beğenmişsinizdir. Güzel bir alışveriş oldu benim için. Keyifliydi. Umarım sizler de seyrederken keyif almışsınızdır. Bu kadar. Anlatacaklarım bu kadar. Videoma son vermeden önce kanalıma like atmayı, yorum yapmayı, abone olmayı ve güzel mi güzel bildirim zillerinizi açmayı unutmayın ki bir sonraki videomdan da haberdar olabilirsiniz. Evet arkadaşlar, ben Yunus Eser. Hepinize benden sevgiler. Hoş kalın, hoşça kalın, sevgiyle kalın. Muah. Bu arada sizlere şunu söylemek istiyorum. Arkadaşlar ben bir konu hakkında bir video çekerken, mesela araba fiyatları ya da ev fiyatları, bunları zaten ispatlı olarak gösteriyorum size. Bazı arkadaşlar böyle abuk subuk şeyler yazıyorlar. Arkadaşlar ben cahil cüveylerle uğraşacak bir insan değilim. Yani yapmayın Allah aşkına, aklın yolu bir. Burada yaşayan benim. Yaşayanlarınız da olup yaşayıp da burada olanlar da beni seyrediyor. Tabii ki seyrediyor ama gerek kıskançlık mı diyeyim, gerek kötülemek mi diyeyim, videoların altına böyle abuk subuk yorumlar yapan insanlar var. Dediğim gibi arkadaşlar, ben bu tarz insanlar benim kalemim değil. Ben bu tarz insanlarla zaten uğraşmam. Uğraşmadığım gibi de mesajlarına cevap vermem. Hemen pıt silerim gider. Benim için çöpten farkı yoktur bu tarz insanların. Dediğim gibi arkadaşlar, benim moralimi bozmuyorlar. Bilakis onur ediyorlar. Şöyle ki onur ediyorlar. O mesajı yazmak bile bir değer vermektir.